Zalime başka zalim musallat olur. Kur'an'da şöyle buyrulur. O gün zalim kimse ellerini ısırıp, keşke peygamberle beraber bir yol tutsaydım der. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Zulmü başlatan kimse kıyamet günü avucunu pişmanlıktan ısırır. Yarın kıyamet günü zalime iki elini ısırması ceza olarak yeter. Yine buyurdu ki, zalim için adalet günü, mazlum için zulüm gününden daha zordur. İmam Ali aleyhisselam, mazlumun zalim aleyhindeki günü, zalimin mazlum aleyhindeki gününden daha şiddetlidir buyurmuştur. Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, zulmetmek pişmanlık doğurur. Bir başka hadisi şeriflerinde yine şöyle buyurdu. Zalimin üç nişanesi vardır. Elinin altındakilere zorla boyun eğdirir, elinin üstündekileri isyanıyla bıktırır ve zalimlere destek olur. Hazreti Ali aleyhisselam buyurdu ki, zalim insanın üç sıfatı vardır. Üstündekilere isyanla, altındakilere üstün gelmekle zulmeder ve zalimlere destek olur. Allah'ın kitabında zalimlerin bir kısmını kazandıklarından ötürü diğer bir kısmına böylece musallat ederiz buyurulmuştur. İmam Bakır aleyhisselam buyurdu ki, Allah bir zalimden sadece başka bir zalim vesilesiyle intikam almıştır. Nitekim aziz ve celil olan Allah, böylece zalimlerin bazısını bazısına musallat ederiz buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah peygamberlerinden birine şöyle vahyetti. Sana zulmedilince senin intikamını almamdan hoşnut ol ve bu işi bana bırak. Zira benim intikam alışım senin kendin için intikam alışından daha hayırlıdır. Hazreti Ali buyurdu ki, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ilahi haramlardan biri çiğnenmedikçe kendisine yapılan zulüm sebebiyle intikam aldığını görmedim. Ama ilahi hürmetlerden birisi çiğnenince bu konuda herkesten daha şiddetli olurdu. Kur'an'da şöyle buyurulur. Bir haksızlığa uğradıklarında üstün gelmek için aralarında yardımlaşırlar. İmam Seccad aleyhisselam, Mekarümül Ahlak duasında şöyle buyurdu. Bana zulmedene karşı kendimi müdafaa edecek bir el, bana husumet edene karşı kendimi savunacak bir dil, bana inat edene karşı bir zafer, bana hile yapana karşı bir hile, beni ezene karşı bir güç ver bana. Hazreti Ali aleyhisselam, eğer bu topluluk biat için toplanmasaydı, yardımcıların varlığıyla hüccet ikame edilmeseydi ve Allah zalimlerin çatlayasıya doyarken mazlumların açlıktan kırılmasına mani olmaları hususunda alimlerden söz almasaydı, hilafet devesinin yularını sırtına atar, terk ederdim buyurmuştur.